Bizim orada bir parkta yürürken ağaca asılmış, el ile yapılıp dikilmiş bir muska gördüm. Önce fotoğrafını çekip arkadaşıma attım. Arkadaşım bu konularda epey bilgilidir. Bunun ne olduğunu sordum. Sonuçta içinde dua yazıyordu. Bırakmayayım, günah diye düşündüm. Arkadaşım bana, al, normal bir cevşendir, orada kalmasın, yere düşer dedi. Ben de aldım ve eve geldim. Bu arada tek yaşıyorum. Evde kız arkadaşımla olan fotoğrafımın çivisinin üstüne muskayı astım. Geceye kadar normal bir vakit geçirdim. Duş aldım, televizyon izledim. Sabah sınavlarım vardı. Buna rağmen saat gece bir sularındaydı. Ben de artık yatayım dedim ve uyudum. Uyandığımda saat gece 2 gibiydi. Ama sanki günlerce yatmış gibi hissediyordum. Bir sersemlik vardı üzerimde. İçeriden hafif tıkırtı geliyordu. Balkon kapısı açılmış, kapı bozuktu. Zaten oluyordu arada böyle deyip gittim kapattım ve tekrar yattım. Sabah uyandığımda okula gitmek için hazırlanıyordum. Bir anda tekrar sesler geldi ama bu sefer kapı açılmamıştı. Etrafa baktığımda kimseyi görememiştim. Biraz korkmuştum. Bir yandan okul telaşı, çıktım ve okula gidiyordum. Giderken yolda kedi köpek hepsi dikilmiş, sanki beni öldürmek istermişçesine bana bakıyorlardı. Durağa gelirken amcanın biri bana bakıyordu ve bana yanındakine dikkat et dedi. Neye uğradığımı şaşırdım. Sordum. Neye? Neye dikkat edeyim? Ama sadece dikkat et dedi ve uzaklaştı. Arkasından birçok kez seslenmeme rağmen beni hiç takmadan oradan uzaklaştı. O an aklımdan birçok soru geçti. Bu düşüncelerle okula vardım ve okul günüm amcayı düşünerek geçti. Eve vardım. Korkuyordum. Merdivenleri çıkarken her basamakta daha da korkuyordum. Kapıyı açtım. İçeri devam ederken muskayı üzerine astığım resmin yere düştüğünü ve parçalandığını gördüm. İçindeki sevgilimle olan resmimin de yüzümün olduğu kısım kesik kesik olmuştu. Ve muska hala çivinin üzerinde asılı duruyordu. Bu durum garibime gitmişti ve bu sefer cidden korkmaya başladım. Evden çıkıp gitmek istesem de nereye gideceğimi tam olarak bilemiyordum. Arkadaşım aklıma geldi ve muskayı alarak onun yanına yola çıktım. Arkadaşıma vardım. Kapıyı açtı. Hoş geldin, nasılsın dedi. Normal bir evi vardı. Ailesiyle yaşıyordu. Hatice teyzenin yaptığı güzel yemeklerin kokusunu alıyordum. Fahri amca da elinde bir kitap okuyordu. Oturdum koltuğa ve arkadaşım hayırdır inşallah, bir solgunsun dedi. Ben de muskayı gösterdim. Gösterince Fahri amca korktu ve hemen dışarıya çıkar muskayı diye bağırmaya başladı. Ben de o korkuyla muskayı dışarıya çıkardım. Arkadaşım baba ne oluyor, niye böyle yapıyorsun derken Fahri amca onu dışarıda tut diye bağırıyordu. Bildiğimiz muska gibi bir şeydi. Bunu nasıl anlamış derken dışarıdaki ayakkabılığı bırakıp eve tekrar girdim. Bu sırada Hatice teyze sofrayı hazırlamıştı. Ben korkmuşken Fahri amca hadi önce yemek yiyelim, sonra size anlatacağım niye böyle yaptığım dedi. Sofraya oturduk ve yemekleri yedik. Hatice teyze kahve yapıyordu. Fahri amca anlatmaya başladı. Dikişleri çapraz atılmış bir muskaydı o. İçinde dua yazmıyor. Onun içinde büyü var dedi. Ben ve arkadaşım şaşırmıştık. Dini bilgileri vardı arkadaşımın ama o da bunu bilmiyordu. Fahri amca anlatmaya devam etti. Belki büyü değildir. Açıp okumamız lazım dedi. Muskayı da beni de yanına aldı. Birine götüreceğim seni dedi. Otobüse bindik gittik. Sonra da minibüse, daha uzak bir yere gitmek için bindik. Köy gibi bir yerdi. Eski bir evin önüne geldik. Fahri amca kapıyı çaldı. Kapıyı açan kişi bana durakta dikkat et diyen amcaydı. Onu görür görmez afalladım. Fakat bozuntuya vermedim. Geçtik ve oturduk. Fahri amca tanışıyor musunuz diye sordu bize. Yaşlı amca da evet tanıyorum bu genci dedi. Amca muska nerede dedi. Gözlerim açılmıştı.
Sen nereden biliyorsun amca dedim. O da biliyorum çünkü omuzgayı aldın ve bunu yapmamalıydın dedi. Şaşkındım ve sözlerine devam etti. Muskayı ben ağaca astım. Onu oradan almamalıydın. O yok edilmesi gerekiyordu. O ağaç genç bir ağaçtı ve yakılacak bir ağaçtı. Ancak sen gördün ve aldın dedi. Ben çok şaşırmıştım. Muskayı eline aldı ve birkaç dua okuduktan sonra dikişleri yavaş yavaş açmaya başladı. Dikişi her açmaya başladığında daha da hızlanıyordu. Duaları da daha hızlı okumaya başladı. Son dikişi de açmıştı. İçerisinden küçük bir kağıt çıkardı ve gösterdi. Amca büyüyü gösterince yakalım, kurtulalım bundan hemen demişti. Ancak o da hayır, böyle bir şey yapamazsın ve sakın bu kağıda asla zarar verme, yoksa bu cinin sana bütün sülalesi musallat olur dedi. Ben cin kelimesini duyduğumda daha fazla korkmuştum. Zaten korkuyordum. Fakat bu üstümdeki daha büyük bir korkuydu. Artık ne olduğunu bilmiyordum. Sordum. Ama sen zaten yakacaktın dedim. Hayır. O ağaç dikilirken dualar okunmuş genç bir ağaç ve o ağaç asılıp gece yakılınca gizleniyorsun ve bu illetten kurtuluyorsun dedi. Ben de o zaman öyle başka bir ağaca gidelim dedim. Hayır, bir kere kandırdık. Bir daha kandıramayız. Başka bir hal çaresini bulacağız dedi. Ve tekrar dikişleri aynı çapraz şekilde dikip bizi gönderdi. Fahri amcalara doğru yola çıktık. Eve gitmek istemiyordum. Aşırı şekilde korkuyordum. Elimde muskaya bakıyordum. Hiçbir şey yapamayacağımı biliyordum. Korumak daha güvenlisiydi. Bana saçma gelse de öyleydi. Korumalıydım ve boynuma takmaya karar verdim. Eve vardık. Fahri amca, bizde kalacaksın. Git eşyalarını topla. Burada bekliyorum demişti. O kadar çok sevinmiştim ki sanki dünyalar benim olmuştu. Yukarı evime doğru tekrar basamakları çıkmaya başladım ve kapıyı açtığım anda bütün ev darmadumandı. Her yer kırılmış, dağılmış ve simsiyah izler vardı. Hemen kapıdan geriye çıkacaktım ki arkamda karşı komşum Menice abla vardı. Bana bakarak, "Oğlum, sen sevgilinle kavga mı ettin? Çok ses geliyordu evden," dedi. Akşamdı. Saat neredeyse 8'di ve darmaduman görünce "Ne oldu burada?" diye sordu. Cevap veremedim ve kapıyı kapattım. Koşar adımlarla aşağıya doğru indim ve dışarıdaki Fahri amcanın yanına gittim. Olanları ona anlattım. Fahri amca, "Tamam, eşyalarını sonra alırsın. Şimdi bize gidiyoruz," dedi. Kapıyı Akif açtı ve olanları sordu. Hepsini bir bir anlattım. Hatice teyze de duyunca şaşkına dönmüştü ve herkes benim için endişeleniyordu. Küçük yaşta ailemi kaybettim. Küçüklüğümden beridir Akif'le çok iyi arkadaşız. Beni oğulları gibi severler. Neyse, konuşa konuşa gece olmuştu. Hatice teyzem bana "Dua oku, öyle yat," demişti. Sevgilimle mesajlaştık. Durumu anlattım ve anlatınca bana bir soğuk davranmaya başladı. İyi geceler mesajlarını attıktan sonra yattım. Yine gece uyandım ve bu sefer büyük bir öfke, çığlık duydum. Çığlığı duyup irkildikten sonra rüyamdan uyandım. Başımda Akif vardı. "Ne oldu? Çok titriyordun. Kabus mu gördün?" dedi. "Evet," dedim ve rüyayı anlattım. "Tamam, yat, sabah babama anlatırız," dedi. Tekrar uyuduk. Sabah kalktığımda kahvaltı hazırdı. Hatice teyze çayları koyuyordu. Biz de masaya oturduk. Ben çay bardağımı elime aldım ve bardak aniden elimde çatladı. Bir anda elim kan içinde kaldı. Banyoya doğru koştum. Elimi yıkadım. Havluyu avcuma bastım. Kan durunca havluyu kaldırdım. Ertesi gün Fahri amcayla beraber tekrar amcanın yanına gittik. Amcanın evinin önüne vardığımızda amca evin önünde oturmuş birisiyle konuşuyordu. "Hoş geldiniz," dedi ve içeriye buyur etti. Olanları anlattıktan sonra bana "Elini göster," dedi. Gösterdim ve o sakin kalan amca bile korktu. "Ne oldu?" diye sordum. "Bu her şeyden çok daha kötü," dedi. Ne diye sorarken anlatmaya başladı. Elimdeki kesik izlerine ben anlam verememiştim.
Fakat hoca elimde bir kabilenin isminin yazdığını söyledi. Bu kabile en soylu ve en tehlikeli kabilelerden biri dedi. Anlamıştım. Gerçekten zor zamanlar beni bekliyordu. Olan olayları kavramaya başlamıştım. Bir yandan da bu yaşadıklarımın gerçek olduğuna kendimi inandırmaya çalışıyordum. Amca muskanın nerede olduğunu sordu. Boynumdan çıkarttım. Boynumda olduğunu görünce daha çok korkuya kapıldı ve sinirlendi. Böyle bir şeyi neden yaptın dedi. Onu korumam gerektiğini söyledin. Koruyordum dedim. Onu boynunda takmanla büyüyü gerçekleştirdin. Bundan artık kurtuluşun daha da zor dedi. Amca bunları söyleyince ona sitem ederek bunu neden daha önce söylemediğini sordum. Bir yandan kendime sövüyor, bir yandan da ne yapacağımı kara kara düşünüyordum. Yine eve doğru yol aldık. Yemeğimizi yedik ve yatmaya koyulduk. Telefonu elime aldım. Sevgilimle mesajlaştım. Uzun süredir aramız sıkıntılıydı. Sevgilime tekrar olanları anlattım. Bana soğuk davranıyordu. Bana destek olmak istemiyor gibiydi. Konuşmalarından biraz da korkuyor gibiydi. Konuşmamızı sonlandırıp uyumuştum. Gece tekrar uyandım. Bu sefer karşımda biri var ama kim olduğunu göremiyorum. Sesleniyorum, bakmıyor. Sonra yüzünü dönüyor. Ben korkudan bağıra bağıra uyandım. Akif yine yanımda, beni sakinleştirmeye çalışıyor. Yine mi kabus gördün diyor. Bu sefer sesimi Hatice teyze ve Fahri amca da uyanmıştı. Hepsi yanı başında bekliyordu. Tekrar yatacağız. Biliyorum ama yatmak istemiyorum. Zar zor yatıyor ve uyuyorum. Sabah yine uyandığımda kahvaltı hazır. Hatice teyze çay döküyordu. Akif ise mutfaktan tabakları getiriyor. Ama ortada gariplik var. Fahri amca elinde bir kitap olmadan durmazdı. Ama bir yere odaklanmış şekilde bakıyor. Hatice teyze ise normalde hep güler yüzlüdür. Ama bugün solgun bir suratı vardı. Akif ise tabakları getiriyor ve masaya koyuyor. Oturuyoruz. Çaylar verilirken Hatice teyzenin tırnakları olması gerekenden çok daha fazla uzundu. Fahri amca ayağa kalkıp masaya doğru gelirken ayakları dikkatimi çekti. Ayakları tersti. Ben bunları görünce masadan hızlıca kalkıp evden dışarıya çıktım. Nereye gideceğim diye düşünürken amcanın evine doğru yol aldım. Yine amca evinin önünde biriyle konuşuyordu. Belli ki buralarda sevilen biriydi. Beni görünce bu sefer buyur etmeden önce neden yalnız geldin diye sordu. Ben de olanları tek tek anlattım. Anlattıktan sonra beni içeriye buyur etti ve içeriye geçtik. Muska nerede dedi. Ben de cebimden çıkardım. Muskanın dikişlerinden iki tanesi sökülmüştü. Korkmuştum. Zarar verdiğimi düşündüm. Ancak amca hiçbir şey demeden tekrar dikişleri sökmeye başladı. Yine her dikişin ardından duaları hızlıca okuyordu. Kağıdı çıkardı ve yanından aldığı bir kağıda bir şeyler yazdı. Ayağa kalktı. İlerideki dolabın içinden bir kavanoz aldı. Kavanozun içinde pembe bir su gibi bir şey vardı. O sudan birkaç damla yazdığı kağıda sürdü ve diğer kağıtla katlayıp tekrar aynı muskanın içine dikti. Muskanın dikişleri dikilip sökülmekten artık eskimeye başlamıştı. Bana verdi. Bunu tekrar cebine koy ve eve git dedi. Korkuyordum. Nasıl gidecektim o eve? Hoca, bir bildiğim var. Sen eve git dedi. Hocanın dediğini yaptım. Eve gittim. Evin dış kapısının önündeydim. Zile bastım. Kapı açıldı. Yavaş adımlarla merdivenleri çıkmaya başladım. Korkuyordum. Amca beni bilgilendirmişti. Cinlerin ayakları ve tırnakları öyle olurmuş. Bana oyun oynamışlar. Kapıyı kim açarsa direkt ayaklarına bak, tırnaklarına ve gözlerine bakacaktım. Korkudan altıma etmek üzereydim. Bu yaşadıklarımı filmlerde görmüştüm. Ama şimdi her şey gerçekti. Kapıyı bu defa Hatice teyze açtı. Tırnaklarına, ayaklarına dikkatlice baktım. Hiçbir şey yoktu. İçim biraz rahatlamıştı. İçeri doğru girdim. Fahri amca ve Akif oturuyordu. Bana neredeydin diye sordular. Ben de olanları anlattım. Onlar da o saatte
dışarıda olduklarını, evde olmadıklarını söylediler ve ben artık her şeyin daha gerçek olduğunu anladım. Akif bana, "Hadi dışarı çıkalım, hava alırsın," dedi. Dışarı çıktık, geziyorduk. Eski kahvehane gibi bir yerde oturduk. Biraz sonra çay içmeye başladık. Yanımıza bir adam oturdu. Aniden, "Muska nerede?" dedi. Şaşkınlık içerisinde olayı kavramaya çalıştım. "Muska'yı nereden biliyorsun?" dedim. "Onu ben yaptım. Muska nerede?" dedi. İçimden, "Acaba bu adamın sözlerine güvenebilir miyim?" diye düşündüm. Bu adam yapmış, güvenmeliydim. Cebimden çıkarıp gösterdim. Muska'yı görünce elimden almaya çalıştı. Ama vermedim. Bunu neden yaptığını sordum. "Küçüklüğümden beri cinlerle münakaşa içerisindeyim. Sürekli iletişimim oldu," dedi. "Tamam, peki büyünün amacı nedir?" dedim. "Kendim için yaptım. Cinlerin en asiliyle konuşmak istiyordum," dedi. "Peki beni nereden buldun?" dedim. "Arkadaşlarım olan cinler sağ olsun," dedi. Bu adam tekin değildi. Biliyordum. "Bu büyüyü seninle çözeceğim," dedi. "Peki ama nasıl yapacağız?" dedim. "Benim eve gidelim. Orada size her şeyi anlatacağım," dedi. Pek güvenmesem de bu durumdan kurtulabileceğimi düşündüm. Akif de pek güvenmedi. Ama o da çaresiz bir şekilde kabul etti. Bizi evine doğru götürmeye başladı. Biz de arkasından güvensizce ama bir umutla gidiyorduk. Ev dediği yer bir pansiyon gibiydi. Girdik odaya. Odanın her perdesi kapalıydı. İçerisi karanlıktı. Uzun bir çubuk gibi bir şeyi alevlendirdi. İçerisini aydınlatmak için. Sonra dolaptan bir parça bez çıkardı ve onu yere serdi. Bez parçası siyahtı ve yuvarlaktı. Ortasında üç tane üçgen gibi noktalar vardı ve yuvarlağın çevresinde 9 tane daha vardı. Bunların hepsini değişik çizgiler yaparak birleştirdi. En son dolaptan bir mum daha çıkararak 3 noktanın ortasına koydu. 9 noktadan herkese 3 nokta düşüyordu ve herkes 3 noktanın tam ortasına oturacaktı. Oturduk. Benden muskayı istedi. Ben de muskayı verdim. Tüm dikişlerinin hepsini aniden yırttı ve kağıdı mumda yaktı. Bir şeyler söylemeye başladı. Ben ise bunları yaparken ağlayacak duruma gelmiştim. Amcanın bana koru dediği muska şu an yok olmuştu. O da bir anda karardı. Mumlar söndü. Çok değişik sesler gelmeye başladı. Çok korkmuştum. Akif bir an bağırdı. Bir şey Akif'i çok sert bir şekilde vurmuştu. Akif çok kötü şekilde yerde yatıyordu. Ben kapıyı açtım. Akif'i kollarından tutup dışarıya çıkarttım. Akif baygın bir haldeydi. Pansiyondaki çalışanlar geldi. Akif'i ayılttık. Adamın odasına girdik ve hiçbir şey yoktu. Her şeyi ortadan kaldırmıştı. Akif, "Hadi çabuk gidelim buradan," dedi ve eve geldik. Epey geç olmuştu. Fahri amca, "Neredeydiniz?" diye sordu. Biz de durumu anlattık. Bu sefer Fahri amca bize çok kızdı. "Yarın ilk ışıkta hocaya gidiyoruz," dedi. Sabah erkenden Fahri amca beni kaldırdı. "Hadi gidiyoruz," dedi. Arkadaşının arabasını almıştı. Bindik arabaya, yolda gidiyorduk. Köye doğru geldik. Köyün girişinde bir köpek arabanın önünde öylece durdu. Üzerine ne kadar gitsek de kıpırdamıyordu. Biz de arabadan çıktık köpeği kovmak için ama köpek hala arabanın içine doğru bakıyordu. Bir anda havlamaya başlamasıyla bizim korkmamız bir oldu. Aniden arabaya bindik. Bu sefer köpek peşimizden koşuyordu. Amcanın yanına kadar geldi. Amca köpeği görür görmez bir şeyler okudu ve köpek kaçtı. Bizi eve buyur etti. Bizim gördüğümüz o adam da evdeydi. Eve girdik. Ben adamı görünce "Burada ne işin var?" diye sordum. Hoca, "Dur yapma," dedi. Fahri amca şaşkın şaşkın bakıyordu. Hoca oturttu bizi. Ben ise sinirli bir şekilde adama bakıyordum. O ara hoca Fahri amcaya bir şeyler söyledi. Ben ise hala adama sinirli bir şekilde bakarken bana seslendi ve anlatmaya başladı. Ben olayları anlayamasam da hocayı dinliyordum. Adamın yaptığı o ritüelde "Siz kaçıp giderek kabileyi kızdırdınız," dedi. Ben de "O adam senin koru dediğin muskayı parçalayıp kağıdı yaktı amca," dedim. Ve amca sanki başından aşağı kaynar sular dökülmüşçesine
Adama baktı. Anlamadığım dilde adama kızmaya başladı ve bana yönelerek birkaç dua okudu ve Fahri amcaya "Akif'i al, gel buraya" dedi. Fahri amca nedenini sordu ve amca da "O da bulaştı bu işe, gelmeli" dedi. O adam, ben ve amca yine aynı yerdeydik. Amca adama güvenmiyordu. Her halinden belliydi. O adam da sadece yere bakıyordu. Amca bana mutfağa gelmemi söyledi. "Tamam" dedim ve birlikte kalktık. Mutfağa gittiğimizde ise bana "Ben bu adama güvenmiyorum" dedi. Ben de "Neden?" diye sorarken sesini kıs dedi. Ben de sessiz şekilde sordum ve amca da bana "Bu adam insan silüetine bürünmüş bir cin. Nedenini bilmiyorum ancak bu muskayı o yapmış. Ben bu muskayı bizim köyde bir kızdan aldım. Onu bu durumdan zor kurtardık ve yok edecekken sen aldın ve bu sefer de daha beter oldu. Ama korkma evladım, çözeceğiz" dedi. Benim içim biraz rahatladı. Çünkü amca içimi rahat ettiriyordu. İçeriye gittik. Adam hala orada oturuyordu. Aklıma amcanın dedikleri geldi. Bu şey gerçekten insan değil miydi? Bunları düşünürken Akifler geldi. Akif'in ağzı yüzü kan içindeydi. "Ne oldu?" diye sorarken Fahri amca hocaya dönerek "Evet, ona da bulaşmışlar" dedi. Ben o sinirle arkadaşıma olanlardan sonra o adama doğru yürüdüm ve daha yanına bile yanaşmadan güçlü bir şekilde itti beni. O andan itibaren her şey başlamıştı. Hoca aniden dualar okumaya başladı ve hocanın dediği her şey doğruydu. O gerçekten bir insan değildi. Bir süre dua okuduktan sonra adam yerde kıvranmaya başlamıştı. Anlamadığım bir dilde konuşmaya başladılar. Adam yerde kıvranırken çığlık atıyordu. Sanki içeride kasırgalar kopuyordu. Korkudan artık ağlamaya başlamıştım. O kadar korkuyordum ki bir yandan amcanın sesi ve bir yandan adamın sesi. Bir süre sonra adam sustu. Yerde daha çok halsizdi ve amca dolabı açıp kavanozun içindeki pembe suyu cinin üstüne attı. Artık hiçbir şey yapamayacak hale geldi. İnsan silüetinden çıktı. Ayakları tersti. Amca sordu. "Niçin bunları yapıyorsun?" diye. Cin kabilesinden kovulmuş, sürülmüş ve Marit kabilesinden sürgündeydi. Kabileye kurban verirsen kabile seni tekrar kabul edermiş ve o da bunun için bunları yapmış. Bir anda ayağa kalkıp evden koşarak kaçtı. Amcaya "Yakalayalım" dedim ve amca "Hayır, gerek yok, ölecek o" dedi. Olayın başlangıcının üzerinden neredeyse bir hafta geçmişti ve artık bitsin istiyordum. Amca "Gidiyoruz" dedi. Fenerleri aldık ve amcanın yanında bir çanta vardı. Akif'le bana verdi. Bir ucundan Akif, bir ucundan ben taşıyarak ormanın içerisine doğru gittik. Ve bir yere geldik. Bu sefer o yeri görünce çok şaşırmıştım. Sık ormanın ortasında boş bir alan, yuvarlak bir alan, ortada üçgen şeklinde 3 tane kütük ve etrafında 9 tane daha kütük vardı. Yanında getirdiği çantadan büyük mum çıkardı ve 3 kütüğün üstüne 3 normal boyutta mum koydu ve çantadan bir sopa çıkardı. Tutuşturarak her bir mumu yaktı. "Şimdi 4 kişiydik. Üçünüz 3 tane kütük alın ve ortasına oturun" dedi. Akif, ben ve Fahri amca 9 kütükten çevremizdeki 3 tanesinin ortasına oturduk. Alan büyüktü. Akif uzağımda, Fahri amca da uzağımdaydı. Korkuyordum. Amca ortaya geçti ve bir şeyler söylemeye başladı. Bu sefer ortalık çok rüzgarlıydı. Çok esmeye başladı. Ama bir tane mum bile sönmedi. Hatta kıpırdamadı bile. Ve aniden yanımızdaki boşluklara birileri geldi. Onları görüyordum. Korkudan kalp krizi geçirecektim. Bir anda tüm mumlar söndü. İçlerinden bir tanesi "İstediğimizi alıp onu öldüreceğiz" dedi ve Akif'i öldürdüler. Ben beni öldürecekler sanmıştım ama onlar Akif'i öldürdüler. Ne düşüneceğimi şaşırdım. Ağlamaktan gözlerim şişmişti. Korkudan ağlıyordum. Fahri amca da "Neden benim oğlum, neden?" diye ağlıyordu. İçlerinden bir tanesi bize doğru yaklaştı
bize çok sinirli bakıyordu. Fahri amcaya dönerek, ''Oğlum bunu hak etti.'' dedi. Fahri amca, ''Ne yaptı benim oğlum?'' dedi. O da anlatmaya başladı. Akif, en başından beri bu alanları planlayan kişiymiş. Bu işlerle uğraşmaya para için başlamış. Bunun için çok büyük şeyler yapması gerekiyormuş. Akif, anlaşmaya uymamış. Başı derde girdiği için de kurban olarak beni seçmiş. O cin onun dostuymuş. Ona bu konuda yardım eden ilk cinmiş ve her şeyi planlamış. Fahri amca, beni de öldürün o zaman diye bağırmaya başladı. Cin, senin sıran daha gelmedi diyerek kayboldu. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Selamünaleyküm. Anlatacağım olayların kafa karıştırmaması için şu anla ilgili kısmı en sona saklayacağım. Umarım sıkmadan size yaşadığım olayları anlatabilirim. Öncelikle nasıl yazmaya karar verdim, onunla giriş yapayım. Adım Akif, kepçe operatörüyüm. Malum yolculuklar sıkmasın diye YouTube'dan videolar izleyerek ve dinleyerek vakit geçiriyorum. Şehir içi ve dışı, yıkım, kazı, kırma gibi birçok iş yapıyorum. Dayımın inşaat üzerine dükkanı var. Yerelde iyi iş yapıyor. Bazen de tanış insanlarla şehir dışına iş bağlıyor. Çocuğumun ciddi bir hastalığı olduğu için günde 6 saat uykuyla durmaksızın çalışarak para kazanıyorum. Genel olarak eve gitmeden aracımda yatarak vakit geçiriyorum. Çalışma zamanlarımız genel olarak mevsimlere bağlı olduğu için bazı zamanlar eve pek gidemiyorum. Bazı zamanlarda pek iş olmuyor. Bu vakitlerde eşim ve çocuğumla vakit geçiriyorum. Kendi çocukluğumda pek baba sevgisi görmediğim için çocuğumun da bu duygudan mahrum kalmasını istemiyordum. Ta ki onun hastalığı baş gösterene kadar artık çalışmaktan eve gidemez hale gelmiştim. Sürekli telefonda görüntülü arayıp hasret gideriyordum. Onunla konuştuktan sonra tüm yorgunluğumu unutuyorum. Bir gün dayım beni arayıp üzerinde çalıştığım işin daha ne kadar süreceğini sordu. Ortalama 3-5 gün olduğunu söyledim. O da bana elimizde daha güzel bir iş var. Tek problem uzun vakit çalışacağımı ve bir süre tek başıma yaşayacağımı söyledi. Detayları da yazıhaneye geldiğimde söyleyeceğini söyledi. Merakla üzerinde bulunduğum işi hızlandırmaya çalıştım. Öyle ki 2,5 günde bitirdim. Kazasız belasız, sıfır hatayla yazıhaneye gidince işi bana anlattı. Daha önce böyle bir iş teklifi almamıştım. Şehir, bölge ve konum belirtecek hiçbir şey veremem ama olay şu. Hem kaya kırma, hem de düzleme, hem de kazma işi olan bir yer. Tek sıkıntı, anlaşma gereği orayı kazan kişi verilen çadırda ya da artık nerede kalmak istiyorsa hem bekçiliğini hem de işini yapacaktı. Teklif edilen para beni cezbetti ve kabul ettim. 3 kişilik çadırı alıp verilen adrese doğru yola çıktım. Yanıma bir ay yetecek malzeme de aldım. Paranın yarısını daha işe başlamadan vermişlerdi. Üstelik gittiğim yerde 2 tonluk yakıt için tank bile vardı. Dağın tam dibinde güzel bir yerdi burası. Ama kafamda sürekli bir soru işareti vardı. Neden böyle bir yere bir yapı yapılacaktı ki? Şehirden ve köylerden uzakta, yalnız olmak ilk günlerde hoş gözükse de bazı neticelere sebep verdiğini düşündüğüm olaylar yaşamaya başladım. Gündüz problem olmasa da akşamları kazı yaptığım esnada kepçemin ışığının bittiği yerde insanlar varmış gibi görmeye başladım. Birkaç kere bu şekilde olsa da korkmaya başladım. Dayımı arayıp durumu anlattım. Bana geç saatlere kadar çalışmamamı, karanlığın insana oyun oynayacağını söyledi. Bir yandan haklıydı. Akşam birkaç kişi olsak neyse ama tek başıma ruhsal sağlığım bozulacaktı. Güneş batımına kadar çalışıp sonra dinlenmeye başladım. Bir hafta bu şekilde devam ettim. Bir gün akşamüstü çadırımda ailemle görüntülü konuşurken dışarıdan araç sesleri gelmeye başladı.
Panik yaptığımı göstermeden işim var deyip telefonu kapattım. Dışarı don atlet fırladım. Jeneratöre bağlı ışığımı yakıp gelenlere bakmaya başladım. Çadırdayken, korkum çok yokken gelen araçların, mafyaların kullandığı araçlara benzemesi içime bir korku saldı. İçimden ulan nasıl bir işe bulaştım diye serzenişte bulundum. Araçlardan birkaç dakika kimse inmedi. El falan salladım. İçinde bulunduğum belirsizlikten kurtulmaya çalışıyordum. Ne de olsa sonuç olarak işverenlerim onlar olmalıydı. İster mafya olsun, isterse iş insanı. Ben alın terimi döküyordum buraya. Üzerime hemen bir tişört alıp araçlara doğru gidecekken araçların kapıları açıldı. Kimin indiğini görene kadar çadırın kapısında bekledim. Araçtan kadınlar ve adamlar inince çadırdan eşofmanlarımı giyip yanlarına gittim. Üç büyük araç arka arkaya dizilmiş. İçlerinden güzel kadınlar ve değişik kıyafetli adamlar inmişti. Yanlarında uşak gibi iki tane adam vardı. Fenerle etrafı gösteriyordu. Onlara doğru yürürken kendimi çimcikliyordum. Acaba hayal mi görüyorum diye. Acıyı hissedince rahatlamıştım. Yanlarına varınca iki kişi diğerlerine sırayla bir şey anlatıyordu. Tek sıkıntı Türkçe şekilde değildi. Yanlarına gidip sessizce konuşmalarının bitmesini bekleyecekken ışık tutanlardan bir yanıma geldi. Abi sen konuşmalara şahit olma. Senin için daha iyi olur dedi. Ben de tamam ama ben zaten hangi dil konuştuklarını bile bilmiyorum dedim. Yine de uzakta beklemem için beni uyarırken oradan bir tanesi bir şeyler söyledi. Yanımdaki adam beni kolumdan tutup yanlarına götürdü. İki tane çevirmen vardı. Sırayla bana bir şeyler sormaya başladılar. Rozet geçecek olursam, bir şey buldun mu ya da gördün mü gibi şeyler. Cevap olarak hayır desem de ne bulmam ve ne görmem gerektiğini sordum. İçlerinden en yaşlısına söylediği şuydu. Eğer problem yaşamadıysan sıkıntı yok. Bu işimize gelir tarzı bir şeyler söylemiş. Biraz daha konuştuktan sonra bana güzel işlemeli yüzük verdiler. Çevirmen hediye olduğunu söyledi. Bana bir tanesi numara verip geldikleri gibi gittiler. Bir problem ya da bir gelişme olursa o numarayı aramamı söylediler. Onlar gittikten bir süre sonra kendime gelemedim. Çünkü ilk kez böyle bir durumun içinde kalmıştım. Acaba bunlar kimdi ve burada ne arıyorlardı? Canım tehlikede miydi gibi bir sürü soru kafama takılmıştı. Çok sigara içen birisi değilim ama çadırın önüne oturup bir paket sigara bitene kadar sigara içtim. Vakit nasıl geçmişti anlamadım. Gecenin bir yarısına kadar içinden çıkamadığım düşüncelere vardır bir hayır diye noktayı koyup yatağıma gittim. Rüyamda yüzükle ilgili bir sürü rüya gördüm. Her seferinde yüzük sayesinde kurtuluyordum. Güneşin çadırı ısıttığı bir vakit gözlerimi açtım. Hiç bu saate kadar uyuyakalmamıştım. Durumu geceye bağlayıp kazıya başladım. Bir bölgede çok kaya varken bir bölgede hiç taş yoktu. Önce toprak bölgeden meyil vermek için kazıya o bölgeden git gel yaparken taşlık bölge yükselti oldu. Benden tarafta çok alçak oldu. Merdiven gibi. Bir yandan taşlık yerden kırıyorum. Bir ikinci de alıp götürüyorum. Bir gün kırma işlemi yaparken hilti ucu boşluğa düştü. Gidip bakınca gözlerime inanamadım. Aşağıda büyük bir boşluk vardı. Orayı genişlettiğimde tarihi bir yer olduğunu anladım. Üstelik buraya büyük bir zarar vermiştim. Devlet işlem yapmasa bu insanlar bana bir şey yapabilirdi. Çünkü olması gerekenden biraz farklı yapmıştım işi. Ne yapsam diye kararsız kalmışken içimden bir his nefsime sesleniyordu sanki. Buraya gel ve beni kontrol et cinsinden. İçimdeki çelişkiden kurtulmam lazımdı. Ya oraya gidecektim ya da verilen telefon numarasını arayacaktım. Dayanamayıp telefonun ışığını açıp çiriye doğru gitmeye başladım. Çok güzel, düz taşlarla yapılmış yolu vardı. Bir tane daha kapıya geldim. İçimden bir ses kapıyı ittir diyordu ve o sesi dinledim. Kapıyı açtığımda muazzam bir hava sirkülasyonu oluştu. Toz toprak nefesimi kesti. Yere yatıp kıyafetimle burnumu kapattım. İki dakika sonra ayağa kalktığımda üstümden başımdan toz toprak akıyordu. Telefonun ışığıyla kapıdan girince gözlerime inanamadım.
İçeride büyük bir lahit vardı. Sanırım buradaki işin sebebi buydu. Verilen inşaat projesi yalan dolanmış. Hemen etrafa bakıp para eder bir şey var mı diye bakmaya başladım. Bu esnada içimde gram korku yoktu. Duvarın köşesinde dört tane büyük küp görünüyordu. İçimden bir ses zengin olduğumu haykırıyordu. Açtığımda içinde altınlar ve neyden yapıldığını bilmediğim takılar vardı. En dikkatimi çeken şeydi. Altından haçlardı. Dışarı heyecanla çıkıp ne yapmam gerekiyor diye plan yapmaya başladım. Bu hazine hakkında ne kadar bilgiye sahiplerdi. Ne yaparsam onlar anlamadan bunları alabilirim diye düşünmeye başladım. Anlamadığım şekilde önceden hızlı kararlar alıp kendimin bile şaşırdığım mantıksal düşünceler kuruyordum. En sonunda ne yapacağımı buldum. O küpleri tek tek sürükleyerek dışarı çıkarıp daha önce kazıp düzelttiğim bir yere tek tek çukur açıp gömecektim. Gömdükten sonra tekrar düzeltip daha sonra çaktırmamak için bekleyip iş bitiminden birkaç gün önce dayıma haber verip bunları buradan kaçıracaktım. Kimse ben almazdım diye düşünmesin. Sonuçta beni burada bilmediğim bir işe terk edip sonu belli olmayan bir göreve sokmuşlardı diye düşünüyordum. Düşündüğüm şeyleri tek tek yapıp içeride oluşan ayak izlerini kıyafetimle dağıttım. Geri geri yürüyerek kapıyı da el verdiği kadar kapattım. İz miktarını azaltıp çıktım. Kepçeyle de giriş kısmının üstünü açıp yol boyu düz bir şerit yaptım. Kepçenin sağ paletini o düzlüğe yerleştirdim. O şeriti kırdım. Kapı ve yolu göçmüş gibi oldu. Kepçe yan yatmış vaziyette dayımı ve verilen numarayı aradım. Dayım beni ve kepçeyi sorsa da verilen numaradaki adam bana sorular sordu. Ne gördün, ne oldu gibi bir sürü soru. Bir yandan da arabaya bindiklerini duyuyordum. 20-25 dakika sonra 10 kadar lüks araba bölgeye geldi. Ben de kepçeyi oradan çıkarttım. Hiç şüphe etmediler. Olayda çöken yerin yolunu hızlıca açtıktan sonra ben de kepçeden inip peşlerine takıldım. Fenerler ile içeri girildi. Herkes lahitin başına toplandı. Birisi arabadan sedye tarzı taşıma yapılan bir araç getirdi. Önce kontrol etmek için lahitin kapağını açmak istediler. Herkesi dışarı alıp iki kişi özel bir kıyafetle içeri girdi. Bu insanlar kimse, daha önce de bunun gibi şeyleri buldukları belliydi. Herkes heyecanlı şekilde bekliyordu. İkinci kez içeri girildi. Bu sefer lahitin kapağı yerde, içi gözüküyordu. Boyumun uzun olması diğer insanlardan daha iyi görmemi sağlıyordu. İçinde papaz kıyafetine benzer kıyafetli bir iskelet vardı. Göğsünde bir kitap, elleri kitabın üzerinde duruyordu. Her parmağında bana verilen yüzük gibi yüzükler vardı. Lahiti kaldırmayı deneseler de başaramadılar. Sadece kitap ve kemikleri özenle aldılar. Etrafı uzun süre inceledikten sonra ilk grup gitti. Sonra aralarında tartışan gruptan tercüman olan beni de uyardı. Buraya kimseyi alma ve çağırma diye lahiti aldıktan sonra burayı tekrar sen kapatacaksın dediler. Bana bir yüzük davet edip gittiler. O zamanlar anlamasam da yüzüklerin de bir anlamı varmış. İki gün sonra bölgeye doldurma aracıyla üç kişi geldi. Biri yabancı, ikisi Türk. Onlara çay demleyip içimdeki tedirginliği anlattım. Sağ olsunlar bana işin gerçeği hakkında birkaç bilgi verdiler. Kazı ülkeler arası anlaşmayla sessizce yapılıyormuş. Söylediklerine göre bu insanlar köklü bir cemiyetin temsilcileriymiş. Tarikatta görevli insanlar can güvenliğim için burada gördüklerimi bir yerde anlatmamam gerekiyormuş. Onların da ellerinde bana verdikleri yüzüklerden vardı. Bu yüzüklerin ne olduğunu sorduğumda senin bu tarikata hizmet ettiğinin göstergesi. İşin bittiği zaman seni alıp bir yerde anlaşma imzalatacaklar. Korkmamak için üstü kapalı anlatıyorlardı. Sanırım onlar da bu tarikata hizmet ediyorlardı. Fazla konuyu uzatmadan kamyondan getirdikleri özel yapım eşyalar ile lahiti dışarı çıkarıp bir kalıba koyup mühürledik. Gördüğüm kadarıyla içinde bir sürü yazı vardı. İş yaparken zaman gitsin diye sorduğum sorulardan rahatsız oldukları için fazla konuşmadık. Onların işi bitince yolcu ettim. Şimdi asıl benim sınavım olacaktı. Gömdüğüm küpleri ne yapmam gerekliydi?
Eğer lahitte ya da kitapta gömüyle ilgili bilgi varsa canım ve benim ailemin canı tehlikeye girerdi. Üstelik bu örgütle ilgili hiçbir bilgim yoktu. İnternette bana verdikleri yüzükle ilgili araştırma yapsam da hiçbir şey bulamadım. Kazı yerinin bir kısmını hızlıca kapattım. Etrafta insan var mı ya da izleniyor muyum diye araştırma yaptıktan sonra gömdüğüm küpleri çadıra sarıp sarmaladım. O gece kepçede uyudum. Ertesi günde işi bitirip buradan hızlıca kendi evime doğru yola çıktım. Dayıma bir verilen numarayı arayıp işin tamam olduğunu söyledim. Dayım telefonda onlarca soru sorsa da dayı boş ver, parana bak sen dedim. Verilen zamandan önce iş bitmişti. Dayımın yazıhanesine varıp kepçeyi teslim ettim. Paramı alıp evime gittim. Eşime fazla bilgi vermeden birkaç günlüğüne köye gideceğimi söyledim. Elimdeki parayı verince o da şaşırdı. Normalde bu kadar kazanmıyordu. Hayırdır, definemi buldunuz deyip gülmeye başlayınca yüzüm düştü. Yalandan gülüp akşamı geçirdim. Rüyamda garip garip olayların içine sürükleniyordum. Her seferinde çocuğumun öldüğünü görünce kanter içinde eşimin dürtmesiyle uyandım. Kabus gördüm desem de bir gariplik olduğunu anlamıştı. Sürekli çocuğumuzun adını söyledin deyip durdu. Yaşadıklarımı anlatınca bana çok öfkelendi. Ne yapalım diye sabaha kadar düşündük. En sonunda eşimi ailesinin yanına göndermenin en doğru karar olduğunu düşündüm. Gömüyü kendi köyümdeki babadan kalma tarlaya gömüp eşimin yanına gidecektim. Bu kısma kadar problem yoktu. Kayınpederin evinde 4-5 gün kaldıktan sonra bizim köyün muhtarı beni aradı. Oğlum çabuk köye gelmen lazım dedi. Merak içinde köye gittim. Vardığımda beni linç etmek istediler ama ellerinden muhtar ve yanındaki yaşlı adam beni kurtardı. Arabayla komşu bir köye vardık. Bir hocanın evine geldik. Yol boyu sessizliğin olması bir şeylerin habercisi gibiydi. Eve girince hoca direkt elimdeki yüzükleri aldı. Ah evladım diye söze başladı. Şansın yaver gitti. Her şeyi başlamadan haberdar oldum. Sana kısaca özet geçeyim dedi. Muhtarı dışarı çıkardı. Bak oğlum, senin gömdüğün gömü sahipli. Ama orayı sizden önce bir alim keşfediyor. Cinleri o kitaba mühürlüyor. Hristiyanlar için orada yatan kişi ve kitap çok önemliymiş. Bu yüzden ileride kendileri dahil kimseye rahatsızlık vermemek için ifrit bir kabile ile anlaşma yapılmış. Alimin ismi sayesinde topraklarımızda kimseye zarar gelmeden bu işi çözüp oraya gömdürmüş. Bedeni ve kitabın mührünü bozdular. Şimdi o kazı yerinde bulduğun hazine yüzünden köyünüzdeki tüm hayvanlar öldü. Köylü de cinlerin rahatsız etmesinden dolayı bana ulaştılar. Normalde bu kadar hızlı musallat olmaz ama kitabı ele geçiren insanların altında çok yetenekli büyücüler var. O yüzden seni kurban olarak seçtiler. Hazine hakkında bilgiye sahipler. Eğer zamanında haber almasaydım, yakında sen ve kan bağın olan herkes musallata uğrayacaktı. Sadece siz de değil, köye getirdiğin için köylüler de etkilendi. Şimdi bu yüzükleri eritip bu olayı onlara geri döndürmeye çalışacağım. Sen de muhtarla git, gömdüğün hazineyi getir dedi. Şaşkın şaşkın muhtarı da yanıma alıp gömdüğüm yere gittim. Bir yandan telefonla eşimle konuşup bir sorun var mı diye sorular sordum. O da ister istemez korktu. Bu sefer 10 dakikada bir o aramaya başladı. Endişesini nasıl giderecektim bilmiyorum. Gömüyü çıkardıktan sonra muhtara da bir haller olmaya başladı. Önce bakışları değişti. Sonra yolda hocanın evine giderken sürekli konuyu hazineye getirip şakadan alıp kaçalım gibi espriler yapıyordu. Yüzünde derin bir karanlık vardı. İçimden dua ederek hocanın evine zor vardık. Hoca muhtarı görünce elindeki sopayla kafasına sert bir şekilde vurdu. Muhtar kendine gelmişti. Hocanın ayaklarına kapandı. Allah razı olsun hocam. Sürekli kendimi izliyordum. Bedenimi bir cin ele geçirdi diyordu. Hoca evi küpleri ve beni alıp şu açıklamayı yaptı. Bu küplerde dini değer taşıyan eşyalar var. Bunlar hariç diğer altın eşyaları anlaşmayla cinlere teslim edeceğim dedi. Benden aldığı yüzükleri ateşte eriterek
şer sahiplerine geri dönün diyerek bir anlaşma yaptı. Gözlerimin önünde çarşafın altına iki tane küp koydu. Küpler anında kayboldu. Kafamda tufayı mı düşürüyor bu hoca beni diye düşünceler oluştu. O çarşafı ve zemini kontrol ettikten sonra şüphelerim sona erdi. Muhtarı da içeri çağırdı. Bak muhtar, bu küpün biri köylünün zararını karşılamak için, diğeri bu kardeşimizin olacak dedi. Ve küpün birini bana verdi. Beni de uyarıp bir adres verdi. Bak oğlum, bu senin çocuğunun nasibiymiş. Emrimdeki cinler söyledi bunu. Şu adrese git. Bu adam senden ederinden ucuza alacak. Başka türlü bunları elinden çıkaramazsın dedi. Ben de size ne kadar vereceğin deyince güldü. Ah oğlum, para için bu işi yapsaydım. Ne siz yaşıyor olurdunuz, ne de burada bu hayatı yaşardım. Şimdi git, kendine bir iş kur. Bir daha cinler alemine dahil olacağın bir şey yapma. Onların aleminde sabıkalısın. Artık bir dahakine mahkeme isterler ve haklı da olsan işin zora girer. Hadi Allah'a emanet, bir şey olursa evim burada, ziyaretime gelirsin. İçimde garip bir his olsa da dediği adrese direkt gittim. Ne eşimin yanına ne de köye uğradım. Gittiğim adam bu eserleri görünce şaşkınlıktan ağzının suları aktı. Eşyalarını alıp kasaya koydu. Beni de bankaya götürdü. Aldığım para çok fazla olsa da bir ev aldım. Bir iş kurduktan sonra geri kalan bütün para çocuğum için harcandı. Evi farklı şehirden alıp akrabalarıma da kiraya çıktım yalanını söyledim. Burada kendi inşaat işlerimi yaptığım bir iş kurdum. Dayımdan destek alarak hala çalışıyorum. Kepçemin içine ve kamyonun içine dualar koydum. Çalışma arkadaşlarıma da bu konularda uyarı verip yaşadıklarımı sansürleyip anlatıyordum. Bana inanmıyorlardı ama inanmamaları problem değildi. Sadece yaşadığım şeyleri onlar da yaşamamalı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu olaylar abim ve benim başımdan geçti. Biz ailecek maddi olarak zor zamanlar geçiriyorduk. Abimin bir çocuğu vardı ve yengem ikinciye hamileydi. Mutluyduk aslında. Sadece para sıkıntısı çekiyorduk. Babam daha önce ciddi bir kaza geçirdiği için hiçbir yerde iş bulamıyordu. Annem, ben ve abim çalışıyorduk. Annem tekstilde, abim garsondu. Ben de kuafördüm. Aldığımız para bizi zar zor geçindiriyordu. Bir gün abimle havadan sudan konuşuyorduk. Hep hayalini kurardık abimle. Bir dükkanımız olsa, ikimiz işletsek, en azından başkalarının ağız kokusunu çekmezdik falan diye hayal kuruyorduk. Benim de en büyük hayalim arabaydı. Keşke bir arabamız olsa diye şöyle gezerdik, böyle gezerdik diye iç geçirdim. Yine böyle söyleyince abim de bana heyecanlı bir şekilde az kaldı sabret. Elime çok büyük bir para geçecek dedi. Ben de heyecanlandım bir anda. Fakat nasıl geçecek bu para diye sorduğumda abim bir şey demedi. Geçecek işte, nasılını boş versen diyerek geçiştirdi beni. Ben de heyecanlandım. Çok sorgulamadım abimi. Hayaller kurmaya başlamıştım bile. Araba alacağız, dükkanımız olacak diye. Aradan birkaç gün geçti. Abime tekrar sordum. Abi, bizim şu iş ne oldu diye. Bana bakarak güldü. Sana söyleyeceğim ama kimseye söylemek yok diye yemin verdirdi bana. Birinden duymayayım sakın dedi. Ben de merak etme abi, söyle sen dedim. Telefonundan bir fotoğraf gösterdi. Kazılmış bir alan ve şekilli taşlar vardı. Abim define işlerine girmişti arkadaşlarıyla beraber. Uzun süredir kazdıkları bir yermiş ve artık sona yaklaşmışlar. Bir metre kadar bir yerin kaldığını fakat almanın o kadar kolay olmadığını, hoca yardımı gerektiğini, hocadan telefon beklediklerini söyledi. Abime bir akşam defineyi çıkartacak olan hocadan telefon geldi. Hoca, ortaklarına söyle, ben cinleri bağladım. Defineyi alabilirsiniz ama çok tutamam, elinizi çabuk tutun dedi. Şehrin ismini ve yerini vermeyeceğim. Oraya gitmemiz ve artık çalışmalara başlamamız lazımdı. Abimle planlar kurmaya başladık.
bizimkilere belli etmeden gitmemiz lazımdı. Annem babam bu tür olaylara karşıydı ve korkuyorlardı. Onları huzursuz etmememiz lazımdı. Biraz düşündükten sonra bir karar verdim. Kuaför olduğum için bazı yerlere eğitim almaya gidebiliyoruz. Evdekilere böyle bir yalan attık. Fakat beni oraya tek göndermezlerdi. Abim de ben götürürüm dedi evdekilere. Yanımda abim varsa sıkıntı olmazdı. Evdekiler de tamam dedi. İş yerinden bir hafta izinlerimizi aldık ve yolculuğa koyulduk. Gideceğimiz yer uzaktı. Biz hızlıca ekipmanları arabaya topladık. Yolda hayaller kuruyoruz yine. Herkes bir şey söylüyor. Saat gece 3. Gideceğimiz yerin daha yarısına bile ulaşamamıştık. Yolculuk normal geçti. Dönüşümlü olarak uyuduk. Sıra kimdeyse o arabayı kullandı. Akşam 5-6'ya doğru orada olurduk. Uyumuş olsak da yol yormuştu bizi. Geldiğimiz yerde hava aydınlık olmasına rağmen kasvetli bir havası vardı. Havada iyice kararmıştı artık. Ateşimizi yaktık ve etrafına dizildik. Bu gece dinlenecektik. Yarın gece saatlerinde kazmaya başlayacaktık. Etraf ıssız ve yerleşim alanları bize biraz uzaktı. Herkes çadırlarına geçip uyudu. Sabah oldu. Biraz atıştırdıktan sonra dolaşmaya başladık. Bu köyde 4-5 tane ev vardı. Fakat evler kullanılabilir durumda değil. Duvarları yıkık evler genellikle. Köyde dikkatimizi çeken bir şey oldu. Harabe evlerin kapılarında kırmızı ve siyah yazıyla yazılmış Arapça olduğunu düşündüğümüz yazılar vardı. Bulunduğumuz yer çok eski zamanlarda mezarlık olarak kullanılan bir yerdi zaten. Fakat günümüzdeki mezarlar gibi değil, o da mezarlar. Saat akşam 8 oldu ve artık çadırlara doğru ilerlemeye başladık. Çadırlarımıza geldiğimizde saat 9-9.30 arası hava iyice kararmıştı. Etraf sessizleşti. Sessizliği arkadaşımız Orhan bozmuştu. Gördüm, gördüm diye bağırıyordu. Eliyle bir yeri işaret ediyor, bağırmaya devam ediyordu. Orhan'ı zor da olsa sakinleştirdik. Ne olduğunu anlamamıştı kimse. Saat gece 2'de hocadan beklediğimiz telefon geldi. Hoca telaşlıydı. Acele edin, fazla tutamam onları diyordu. Hocanın bu hali ve Orhan'ın saçma hareketleri bizi korkutmuştu. Orhan'a çadırda kal, bizi bekle istersen dedik ama kabul etmedi. Ne olduysa iyi değildi. Yalnız kalması daha kötü olurdu. Artık kazacağımız yere geldik. Orhan bir ağacın dibine oturdu. Öylece etrafı izliyor. Abime dedim. Ne oldu lan buna? Ne bileyim oğlum. Ben de korktum. O da korktu herhalde dedi. İlk olarak Sami ve Cem kazmaya başladı. Makineyi tuttuğumuzda makine ötüyordu. Burada mutlaka bir şey vardı. Bir süre sonra abimle biz kazmaya başladık. Saat 4 sularıydı. Bu kadar yeterli. Yarın sabahtan kazarız bu sefer diye anlaştık. Ve çadırlarımıza geçip uyuduk. Sabah olduğunda tekrar toplanıp konuşmaya başladık. Cem, Orhan'a sordu. Dün geceki halin neydi oğlum? Ne gördün dedi. Orhan, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Biz de çok sorgulamadık. Ortalık zaten ürkütücü, normaldir diye geçiştirdik ve kazı yerine tekrar gittik. Fazla bir mesafe kalmamıştı. Fakat bu iş umduğumuzdan daha uzun sürecek gibiydi. Üzerine kapak taşı koymuşlar ve patlatmamız gerekiyordu. Akfille patlatıyorduk fakat büyük parça kopmuyordu. Bu gömüyü buradan çıkartmamız lazımdı ve zamanımız azalıyordu. Kazı yapmadan önce hocayı arıyorduk. O gerekli hazırlığını yapıyor, biz de kazıya başlıyorduk. Fakat ertesi gece hocaya bir türlü ulaşamadık. Ne yapsak ne etsek derken nefsimize yenildik ve kazmaya devam etme kararı aldık. Gece oldu ve tekrar kazdık. Cem ve Sami kazmaya başladı. Sami ve Cem bizi çağırdı. Eliyle definenin bulunduğu kısmı gösterdi.
Baktığımızda simsiyah bir akrep orada duruyordu. Ne yapsak falan derken Sami elindeki kazmayı akrebin üzerine vurdu. Burada kaç gündür kazı yapıyorduk. İlk kez akreple karşılaşmıştık. Akrep ölmüştü. Etrafımızda bir anda yüzlerce gölge belirdi. Hepimiz dehşete kapıldık. Elimizdeki malzemeleri atıp kaçmaya başladık. Abim bağırdı. Bu tarafa gelin, bir arada olalım, ayrılmayın diye. Hepimiz tek yönde koşmaya başladık. Köy yoluna doğru koşuyorduk. Köyün gerisinde uzun boylu, siyah görünümlü gölge gibi iki kişi dikilmiş bekliyorlardı. Bizi fark etmişlerdi. Kafalarını bize çevirdiler. Bize bakıyorlardı. En yakınımızdaki eve doğru koşmaya başladık. Evin kapısına vurduk sert bir şekilde. Kapı açılmaya başladı. İçeriden bir gölge çıktı. Etrafımızı tekrar sardılar. Çember şeklinde dizilmişlerdi. Hepsi bize bakıyordu. Kapıda duran Şerli, bilmediğimiz dilde kalın bir ses tonuyla bir şeyler söylüyordu. Ve hepsi bir anda üstümüze gelmeye başladı. Hayatım o an film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Ve korkudan bayılmıştım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydik. Çok halsiz bir şekildeydim. Yanımda abim yatıyordu. Abim uyanıktı. Karşımızda annem ve babam vardı. Bize ne olduğunu önce abime sordum. Babam lafa girdi. Bize ne olduğunu babam da bizim hocadan öğrenmiş. Bizim kazıya başladığımız son geceden bir önceki gün son konuşmamızdan sonra hoca bizi defalarca aramış. Fakat hiçbirimize ulaşamamış. Bu işte bir iş olduğundan şüphelenmiş. Hoca uzaktan onları bağlamaya çalışmış ama başaramamış. Yanımızda olması gerekiyormuş. Bu yüzden hemen yola çıkmış. Hocanın bize ulaşamadığı gibi biz de ona ulaşamamıştık. Gittiğimiz yeri ve konumunu sadece hoca biliyordu. Bizi bulduğunda hepimiz baygın haldeymişiz. Babam bunları anlattı. Konuşmasının sonlarına doğru söylediği şeyler nasıl büyük bir musibetten kurtulduğumuzu anlamamızı sağladı. Hoca bizi bulduğunda yanımızda sadece Sami yokmuş. Jandarma da gelmiş. Fakat Sami'yi aramalarına rağmen bulamadılar. Hoca Sami'nin akrebi öldürdüğü için onlar tarafından kaçırıldığını ya da öldürüldüğünü düşünüyor. Adeta beynimizde şimşekler çaktı. Sami bulunamamıştı. Ondan bir daha haber alamadık. Nefsimize yenilmiş ve onların oyununa gelmiştik. Hoca gelmese belki de bizim sonumuz da Sami gibi olacaktı. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Mithat. Bu anlatacaklarımı kuzenime yazdırıyorum. Varlıklı bir ailenin serseri çocuğuyum. Paranın benim için bir değeri yok. Zaten harcamakla bitirebileceğim bir servet değil. Babamın parası kısaca. Babam üç kardeş ve tek zengin kardeş. Her zaman onu sormuşumdur. Neden kardeşlerine yardım etmiyorsun? Gariban yaşıyorlar. Ailemizin itibarını zedeliyorlar diye. Hep kaçamak cevaplar veriyordu. Kısaca kardeşleri bizden hiçbir şey kabul etmiyorlar. Amca çocuklarım ile aram iyi olsa da onlara hediye ettiğim pahalı kıyafet, saat ya da ayakkabıları zorla vermeme rağmen bir kere bile üstlerinde görmedim. Bir gün yine hediye verdikten sonra arabamla takip ettim. Yaşadıkları gecekondunun bahçesinde babası amca kızımı hediye ile görünce durdurup sorguya çeker gibi konuşmaya başladı. Sonra ne dediyse amca kızım sert bir tokat yedi. İnip amcama hesap soracaktım ama cahil adam. Kavga edip de kızını utandırmak istemedim. O gün anladım neden hediyelerimi kullanmıyorlar. Ama sebebi neydi bilmiyorum. Oradan hızlıca uzaklaşıp bir bara gittim. Müdahale edemediğim için kendime sinir oluyordu. İşin içinden çıkamadığım için
Kafayı yiyecektim. Her istediğimi elde eden ben, fakir, gariban bir adama dokunamıyordum. Biraz alkol aldıktan sonra yanıma abartılı makyajıyla giydiği kıyafetleri çakma olan bir kız geldi. Benimle konuşabilmek için türlü şekillere giriyordu. Öyle rahatsız oldum ki barmeni çağırıp şuna ne istiyorsa ver, parasını ben vereceğim dedim. Tam olarak burada hata yapmıştım. Ona tanışabilmesi için bir sebep sunmuş oldum. Öyle ki kız bunu yanlış anlayıp yanıma geldi. Teşekkür etti. Önemli değil gibi kısa cevaplar verip başımdan savmaya çalıştım. Kolumdan tutup bir içki de ben ısmarlayayım, gideceğim dedi. Barmenle samimi konuşuyordu. Anladım ki para avcısı kızlardan biriydi. Fakat benim kalemimde olmadığını fark edemiyordum. Neyse deyip içkisini içtim. Birkaç dakika geçmemişti. Birden ağzım düşmeye başladı. Kız bana çekici gelmeye başladı. Bu sefer ben konuşmaya çalıştıkça o kendini ağırdan satıyordu. İçimden kendine gel desem de nefsim sürekli onu arzu ediyor. Lavaboya gideceğim diye yanımdan ayrılınca barmene dönüp "Kardeş, sen bu kızla daha demin samimi konuştun. Kimdir bu kız? Adı ne? Sevgilisi var mı?" gibi sorular sordum. Sevgilisi olsa da fark etmezdi. Nasıl olsa hevesimi alana kadar gönül eğlendirirdim. Barmen, "Adı Zeynep. Buralara pek gelmez. Ben davet ettim. Buranın kızı değil. İşin aslı. Zengin bir koca peşinde. Bana seni sordu. Yani senden hoşlanmış dedi. Tam da sevdiğim senaryo. Zengin fakir ilişkisi. Narsist yapım. Her zaman diğer insanlardan üstün olduğumu düşündürüyor." Zeynep lavabodan gelince onunla konuşmaya çalıştım. Bu sefer o da bana karşılık veriyordu. Sanki bilmiyormuş gibi adını sordum. Sonra nerede yaşadığını falan. Adından başka bütün sorularımı geçiştirip duruyordu. O bana kaçamak cevaplar verdikçe ona karşı içimde hisler oluşuyordu. Bir iki daha ısmarlamak istedi. Hayır deyip ben ısmarlarım demek istesem de ağzımdan bu cevap çıkmıyordu. Tamam senden olsun diyebildim. İçten içe kendimle çelişiyordum. Barmeni özel bir şeyler yap dedi. Yaklaşık 10 dakikada hazırladı. İçtiğim şeyin tadı çok garipti. Adama dönüp bu ne dedim. Zeynep'e özel hazırladığım bir şey dedi. Zorla içtim. Midem bulanmaya başladı. İlk defa bu kadar az içip de kendimi kaybetmeye başladım. Zeynep koluma girip "Sen iyi değilsin. Hadi seni götüreyim." dedi. Ağzım bağlanmış gibi bir şey söyleyemez oldum. Cebimden arabamın anahtarlarını çıkarıp kilit düğmesine bastı. Arabamın nerede olduğunu anlayınca beni yan koltuğa oturtup evine götürdü. Bu andan itibaren hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde arabamla ıssız bir yerde gözlerimi açtım. Bu nasıl olur diye kendi kendime düşünüyordum. Hafızam o an çok bulanıktı. Buraya nasıl geldim, kim getirdi gibi cümlelerle boğuşuyordum. Ceplerimi kontrol ettim. Telefon yok. Bir de bedenimde çok ağır bir ağrı vardı. Arabanın anahtarı da kontakta değildi. Dışarı çıkıp az dolaştıktan sonra bagaja ve torpidoya baktım. Eşyalarım torpidodaydı. Eşyalarımı torpidodan alıp cebime koyarken bir not düştü cüzdanımın içinden. Zorla bana sahip oldun. Bu yanına kalmaz gibi abuk sabuk şeyler yazıyordu. Pek ciddiye almadım. Telefonuma baktığımda 100'den fazla aramayı gördüm. Panikledim. Bu halimle hemen babama ve anneme iyiyim diye mesaj attım. Endişelendirmemek için bir kız arkadaşımdaydım diye yalan attım. Aracı çalıştırdığımda neredeyse göstergede benzin yok denecek kadar azdı. Halbuki sürekli depom dolu gezerdim. Bulunduğum yeri navigasyonda görünce bir şok daha yaşadım. Bu kadar yolu nasıl geldim? Aklım almıyordu. Zeynep getirmiş olsa nasıl dönmüştü? Bu merakla en yakın petrole gittim. Adama yaklaşıp ne kadar koyalım abi dediğinde konuşamadım. Ne kadar konuşmaya çalışsam da ağzımdan ıkınma sesinden başka bir şey çıkmıyordu. Adam beni konuşma engelli biri sanıp eliyle işaret yapmaya çalıştı. Gözlerim dolu şekilde cüzdanımdan para çıkartıp verdim. Adam da hareketlerimi garipsedi. Diğer arkadaşı yanına geldi. Ne oluyor falan diye sorunca, "Ya abi, adam konuşamıyor sanırım. Onun canını sıktım yanlışlıkla. Ağlıyor şimdi." dedi. Adam benden özür dileyip beni gönderdi. Arabanın ivresini sonuna kadar doldurdum.
Eve hızlıca gitmek için birçok kaza tehlikesinin ardından eve vardım. Birçok da burada yaşadım. Yaşadığımız villanın etrafında polis doluydu ve girilmez yazıları asılıydı. Zorla girmeye çalışsam da içeri almıyorlardı. Konuşamıyordum da. Orada ağlayan annemi görünce polislere işaret edip durdum. Adam da anlamış olmalı ki beni tutup anneme götürdü. Annem bana sarılıp ağlamaya başladı. Baban öldü deyip sayıklayıp duruyordu. Sanki zaman yavaşlamıştı. Etraftaki sesler yavaş gelmeye başladı. Aniden annem de ben de bayıldık. Gözlerimi açtığımda aile doktorumuzun yanındaydık. Yanında avukatımız da vardı. Bana sorular sorup duruyordu. Elindeki kağıdı ve kalemi alıp yazmaya başladım. Konuşamıyordum. Sebebini tüm incelemelere rağmen bulamadılar. Bayılma nedenimiz de babamın ölümüne bağlandı. Polisler avukatımızın eşliğinde sorguya aldı. Sorularını yazarak cevapladım. O günü zar zor akşam ettim. Bir şok da aile doktorumuzdan geldi. Otopside babamın cesedinde yazılar oluşmaya başlamış. Zaten kırık olan kemikleri sürekli kırılmaya devam etmiş. Korkan doktorlar olayı kameraya aldıktan sonra cesette sahte rapor yazıp başka hastaneye yollamışlar. Saatlerce dolaşan beden en sonunda sahte işlemlerle bir morga konulmuş. Annem bu olayı duyunca son kez sağlıklı olarak konuşmasını anlatacaktı. Yaşananlar şu şekilde olmuş. Akşam annem ve babam oturmuş yemek yerken birden babam nefes alamamaya başlamış. Evdeki yardımcı falan derken kimse yardım edememiş. Ambulans gelene kadar mosmor olup ölmüş. Üstelik öldükten sonra da bedeni seyirmeye devam etmiş. Yüzünde korkunç bir ifadeyle orada kala kalmış. Ambulans olaydan şüphe edip polise haber vermiş. İşlemler yapıldıktan sonra adli tıbba yollandıktan sonra evimizde incelemeler yapılmış. Olağan dışı bir şey bulunamadı ve ifadelerden dolayı bizim üstümüzdeki şüphe kalktı. Annem de karşımda değişik hareketler yapmaya, sağına soluna bakmaya başladı. En sonunda bedeni felç geçirdi. Avukatımız inançlı birisiymiş ki bizi uyardı. Mithat Bey, bir günde bu ailenizin yaşadıkları normal değil. Size tam olarak nasıl açıklayacağım bunu bilmiyorum. Ben daha lisedeyken babaannemin anlattığı gibi şeyler yaşıyorsunuz. Buna büyü diyorlar. Eğer isterseniz medyum, büyücü, artık size kim iyi gelecekse ona gidelim. İnanç yönünden zayıf olan ben, içinde bulunduğum durumdan dolayı kabul etmek zorunda kaldım. Ünlü medyumlara gidip tomarla para ödedik. Yine de dolandırılmaktan öteye gidemedik. Bana taş verip el falı bakmak gibi komik şeylerle yolluyorlardı. Bir yandan da akşamları kabuslar görüyordum. Her seferinde aynı kabusu görüyordum. Akşam ne zaman yatsam kabuslar peşimi bırakmadı. Bir süre sonra gündüz yatmaya başladım. Çok asabi olmaya başlamıştım. Birkaç tane hizmetçi değiştirmek zorunda kaldım. Bazen almak istemesem de iki günde evin içine ediyordum. Alkol içmeden rahatlayamaz hale geldim. Babamın ölümünden 40 gün falan geçtikten sonra evde garip sesler duymaya başladım. Evde akşamlar tek olmama rağmen koşma, gülme, fısıltı sesleri duyuyordum. Psikolojik sağlığım neredeyse çökmek üzereydi. Yine hizmetçinin beni uyandırması yüzünden onu kovdum. 3-4 gün evden hiç çıkmadan zaman geçirince yediğim çerezler, pizza kutuları, içecek şişeleri etrafa dağılmıştı. Eve bakınca bazen hayret ediyordum. Ben bu kadar dağıtmış olamam diye. Aldıklarım da çok hızlı bitiyordu. Sanki benden başka birileri daha benimle takılıyordu. Ev dağınık ve kokmuş haldeydi. Temizlik yapan kadına mesaj attığımda gelmeyeceğini haber verdi. Ama yerine başka birini yollayacağını sözünü de verdi. Özellikle gelmesi gereken saati söyledim. Sabah 8'de başlayıp 2 saat çalışıp gidecek diye. Uyku düzenimin bozulması gece uyumama sebep olabiliyordu. Ve kabus görmeye dayanacak gücüm kalmadı. Kadın yanında 10 yaşında çocuğuyla geldi. Kapıyı açtığımda çocuk dikkatimi çekti. Kadın da beni görünce aşırı bir tepki verdi. Elini açıp dua etmeye başladı. O dua edince içimde sanki benden başka bir ben vardı ve onu susturmak için boğazına yapışmak istiyordu. Bunu denemek istediğimde
birileri ellerimi tutuyor gibiydi. O vaziyette kapıda 5 dakika kaldım. Kadın yüzüme üfleyince kafamdaki sesler kesildi ve o çocuk benim elimden tutup oturma odasına götürüp oturttu. Kadın yanıma gelip konuşmaya başladı. Bak evladım, evden çok senin ruhunun temizlenmesi gerek. Arkadaşımın anlattığı doğruymuş. Sende musallat var. Adım Umma. Bu da oğlum Bedir. Musallat olan insanlara yardım edebiliyoruz. Önce senin hikayeni dinleyeceğim. Sonra kendi hikayemi sana anlatacağım. Eğer merak edersen. Oğlunun bir gözü beyazdı. Kadın bir bardak su getirip sehpaya koydu. Suyun önüne yine diz çöktürdü. Dua okumaya başladı. O okudukça bedenim ısınmaya başladı. Boğazımda hareketlenmeler oluyordu. Birazdan olacaklar. Aklımın ucundan geçmezdi. Oğlu mutfaktan patlamış mısır koyduğumuz kaplardan birini getirip önüme koydu. Kadın amin dedikten sonra suyu içirdi bana. Ayak parmaklarından beynime kadar gelen ağrıyla midem bulanmaya başladı. İstemsizce önümdeki kaba kusmaya başladım. Gördüklerime gözlerim inanamıyordu. Hayvan tırnakları, iğneler, bilmediğim türden hayvan kemikleri. Ama nasıl olur bunlar? Midemde ne arıyordu? İçimde yanma olmaya başladı. İçimde olan artık neyse dile geldi. Bu esnada kendimi çocuğun gözüyle görmeye başladım. Varlık, yeter dur okuma. Gideceğim ama döndüğümde sen de pişman olacaksın. Bu yardımcında. Bir anda sesi kesildi ve bedeninden simsiyah duman olarak ayrıldı. O çıkar çıkmaz gözlerimi kendi bedenimde açtım. Ağlayarak kadının ayaklarına yapıştım. Artık sesim de düzeldi. Sürekli ona teşekkürler edip duruyordum. İçimde tarifsiz bir rahatlama vardı. Kadın, evladım, tamam sakin ol. Her şey bitmiş değil. Bugünü kurtardık ama ileride daha kötü şekilde zuhur edecek olaylar seni bekliyor. Önce şu evi bir temizleyeyim. Sonra senin çarene bakarız. Sen de o ara yat dinlen dedi. Uyandığımda ikindi olmuştu. Odalarımızın birinde onu ve oğlunu namaz kılarken gördüm. Rahatsız olmasın diye hemen geri salona döndüm. Bir süre sonra geri döndü. Ben uyurken yaptığı yemekleri önüme getirdi ve anlatmaya başladı. Oğlum nedir? Aslında yarı insan, yarı cin, gerçek evladım değil. Annesinin çocuğu olmuyor diye babasından habersiz annesi büyü yaptırıyor. İfrit babasının bedenini kullanarak bu çocuğun doğmasına vesile oluyor. Ama büyücü kadın çocuğun annesine söylemediği bir şey var. O da ifritin diyeti. Büyücüler kafir cinlere hizmet ettiği için kötülük yapmak onlara zevk veriyor. Kadın ve adam Bedir'in doğumuyla öldü. Komşuları durumu bana anlatınca ben sahip çıktım. Her şey çok hızlı öğrendi ve biz insanlarda olmayan yetenekleri var. O iyi bir Müslüman oldu ama senin ruhundaki inancı göremedi. Bu inançsızlığın senin savunmanı kırmış. Şimdi gelelim bu yaşadıklarının neden olduğuna. Önce her şeyi kesinleştirmem lazım. Birkaç gün burada kalacağım. Her zamanki yaşamını devam ettir. O konuştukça utandım, sıkıldım. Gözlerim doldu. Aslında dini olarak kararsızdım. Bir yaratıcı var ama kim bilmiyordum. Cindir, hayalettir. Bana uzak şeylerdi. O gündüzleri ve geceleri yemek yapıp yiyordu. Beni hiç davet etmedi, ikram da etmedi. Vardır bir bildiğin deyip dışarıdan yemek söyledim. Oğlu gündüzleri evden çıkıp poşetlerle bir şeyler getiriyordu. Yüzü korkunç geldiği için konuşmak bile istemiyordum. Kadının anlattıklarına göre de tam olarak insan da sayılmazdı. Buna kanaat getirdim. Kadının yaptığı neyse kendime gelmiştim. Sıradanlığa dönüp ailemin yaşadıklarının yasını tutmaya başladım. Ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum ama bu hadiseler tekrar başlamaya başladı. Bu sefer gündüzleri gözümün görmediği noktalardan gölgeler geçmeye başladı. Aynadaki ya da herhangi bir yerdeki yansımam bana gülüyor gibi gelmeye başladı. Kafam bulanmaya başlamıştı. Umman abla yanıma gelip muska olduğunu söylediği şeyi bana verdi ve çıkarmamam konusunda uyardı. Bak evladım, günlerdir olanları izleyip araştırıyorum. Ve artık her şeyin nedenini biliyorum. Ben bunları anlattıktan sonra bir kötülük etmeyeceksin kimseye. Sana söyleyeceğim. Kabul ettim.
Pek de kendime inanmasam da önce birkaç şeyin sözünü vermelisin. Birincisi, servetinizden vazgeçer misin? İkincisi, dini olarak inancımızı kalben kabul edip, ruhen yaşayıp, bedenen uygulamayı kabul ediyor musun? Servetin feda olsun. Dini olarak söz veremem. Öğrenirsem, mantığıma uyarsa kabul ederim dedim. Anlatmaya başladı. Bak oğlum, deden ve kardeşi bir gömü buluyorlar tarlasında. Rumlardan kalma, tılsımlı bir gömü. Sevinçle evlerine götürüp pay ediyorlar. Sonra dedene musallat oluyorlar ve kardeşini kimsenin haberi olmadan bir kuyuya atıp taş atarak öldürüyorlar. Sebepsiz zenginleşince baban hariç tüm kardeşler mirastan uzak durup şu anki hayatlarını yaşıyor. Baban tüm serveti alıp şu anki hayatınızı kurmuş. Deden ölüm döşeğinde durumu açıklamış. Bu sizinkilerin aile sırrı olarak kalmış. Dedenin kardeşinin çocuklarından birisi bir büyü yaptırma esnasında benim öğrendiğim gibi gerçekleri öğreniyor. Babamdan hesap soruyor. Babam da onu öldürtmüş. Onun çocukları da intikam peşine düşmüş. O tanıştığın kız ve o barman olarak tanıtılan kişi kardeşler. Sadece onlar da değil, sana yemek getiren adam da onların kardeşi. Sana sürekli büyülü, efsunlu şeyler yedirmişler. Bahçenizde bir sürü büyü var. Her günde gelip yenilerini atıyorlar. Kazancınızda da haram var. Önce şirketiniz, tarlanız, eviniz, neyiniz varsa satın. Sonra sıfırdan hayata başlayacaksın. Seni bulmamaları için bu muskayı yaptım. Tak ve buradan gidelim. Yeni bir büyü yapmışlar ve ona maruz kalırsan seni kimse kurtaramaz dedi. Beraber evimden gittik. İçimde büyük bir rahatlama vardı. Bu yaşananlar anlam kazanmıştı. Demek ki amcam bizi bu yüzden sevmiyordu. Kadının evine gittiğimde bizim köpek kulübesi kadar evi vardı. Köpeğimize yaptırdığım kulübe bu kadardı. Madem işin var, neden böyle bir yerde yaşayasın ki diye düşündüm. Akşam yemek yedikten sonra avukatımı arayıp tüm maddi şeyleri nakite çevirmek istediğimi söyleyince uzun uzadıya tartıştık. Bir şeylerin garip gittiğini anlamış. Eve gidip boş görünce tekrar aradı beni. Adresimi mesaj olarak ona attım. Ertesi gün uyandığımda bardaki kız, barmen ve sipariş getiren çocuk başımdaydılar. Kollarımı ve bacaklarımı hissedemiyordum. Umman abla gelince, "Zeynep, anne bunu burada mı öldürelim yoksa köye götürüp kuyuda mı öldürelim?" Umman abla, "Ona önce ritüel yapmam lazım. Kontrolümüze alalım. Servetini alır. Bunca zamanın intikamını alırız." dedi. Hepsi aynı anda gülmeye başlamışken kapıyı adamlarımızın kırmasıyla büyük bir gümbürtü koptu. Gelen avukatımdı. Onların sonu bana yapmak istedikleri gibi oldu. Uzun süredir felçli şekilde yaşıyorum. Yaşadıklarımı araştırıp dinimizi iyice araştırdıktan sonra gerçek bir Müslüman olduğuma inanıyorum. Kendime bir bakışı tuttum. Anlattığına göre muhtaç biri olduğu için onunla yaşamaya başladım. Bana evladı gibi bakıyor. Arada amcamın çocukları geliyor. Onların gelmesi beni mutlu ediyor. Şimdi hoca arıyorum. Belki şu anki durumumun nedeni cinlerdir.